Döneminin sevilen dizi oyuncularından biriydi Orhan Şimşek. En son projesinde de başrol oynuyordu. Dışarıdan mutlu mesut bir hayatı vardı. Ancak gerçek hayat ekranlarda göründüğü gibi değildi. Psikolojik sağlık sorunları yaşıyordu. O gıpta edilen yaşamında meğerse kimsenin bilmediği büyük dertleri vardı. Çok geçmeden de o psikolojik sorunlarına çare bulmak için çıktığı yolda hastalığının etkisiyle babasının canına kıydı. Ünlüler aleminde eşine az rastlanır bir trajedinin içinde buldu kendisini. Bizler de Bir Türkü, Bin Umut projesini destekliyoruz. Orhan Şimşek 1985'te İstanbul'da doğdu. İlk orta ve lise eğitiminin ardından Haliç Üniversitesi tiyatro bölümünden mezun oldu. 2000'li yılların başında Kadıköy Halk Eğitim Deneme Sahnesi'nde oyunculuğa başladı. Dua selamet verir. Çok sayıda tiyatro oyununda yer alan Orhan Şimşek'i Türkiye 2007 yılında ekrana gelen Genco dizisiyle tanıdı. Yapımın başrol oyuncusu kadar öne çıkan delikanlı taksici Ahmet'i canlandırıyordu. Dizi final yapıncaya kadar 2 sezon boyunca dizide yer aldı Orhan Şimşek. Final bölümünde Hazal Kaya ile evlendi, aynı gün gerçek hayatta da dünya evine girdi. Nuray Kayserili oğlu ile evlendi. Genco'dan sonra Orhan Şimşek dizilerin aranan yüzlerinden biri oldu. 2009'da Nefes'te Uygar, 2012'de Sultan dizisinde Yılmaz karakterlerini canlandırdı. Orhan Şimşek 2013'te yayınlanan Küçük Gelin dizisiyle kariyerinin zirvesine çıktı. Başrol oyuncusu Azat karakterini canlandırdı. Yapım, rakiplerine göre düşük bütçeli olmasına rağmen reytinglerde hep üst sıralarda yer aldı, büyük beğeni topladı. Dua selamet verir. Ellerini aç da sen de nasip. Dizi devam ederken Orhan Şimşek'in hastalığı da giderek ağırlaşıyordu. Ocak 2015'te gittiği Yalova Çiftlik Köyü'de ortadan kayboldu. Evine çağırdı ya beni gittiği. Evinde telefonunu, anahtarını, her şeyini bırakmış gitti. 2 gün boyunca sırra kadem basan oyuncu her yerde arandı. Annesi oğlunun bulunması için çağrı yaptı. İşini seviyor, işini seviyor, mesleğini seviyor. 2 gün sonra Orhan Şimşek sessiz sedasız evine döndü. İşte o günlerde bipolar bozukluğu adı verilen bir psikolojik rahatsızlığı olduğu ortaya çıktı. İlaçlarını aksatmaya başladığı için de durumu kötüleşiyordu. Sette de sorunlar yaşayan Orhan Şimşek bu yüzden oynadığı diziden de ayrılmak zorunda kaldı. Artık onu daha zor ve kötü günler bekliyordu. Bizler de Bir Türkü, Bin Umut projesini destekliyoruz. Nisan 2015'te Orhan Şimşek, babası Ali Şimşek'le birlikte hastalığına bir çözüm bulmak için Adıyaman'ın Menzil Köyü'ne doğru yola çıktı. Saatler sonra büyük bir trajedinin yaşanacağından ikisinin de haberi yoktu. 3 Nisan'da Kahta ilçesinin kırsal kesiminde tartıştığı babasını bıçakla öldürdü. Babamın cesedi olmasa bile. Kendine geldiğinde kanlı elbisesiyle jandarmaya gidip teslim oldu. Orhan Şimşek nasıl böyle bir şey yaptığını ifadesinde anlattı. Babasıyla yıllardır anlaşamadığını, sorunlar yaşadığını, sürekli özel hayatına karıştığını iddia etti. Tanınmış kişiliğim her geçen gün sayesinde zedelenmekteydi dedi. Adıyaman'ın Menzil Köyü'ne gitme teklifinin de kendisinden geldiğini, babasının da bunu hemen kabul ettiğini savundu. Yolda ihtiyaç molası verdiklerinde bir anda "Babanı öldür, bize öyle gel" diye bir ses duyduğunu, bu yüzden bıçağı alıp canına kıydığını söyledi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inna es'alüke biyâbi Muhammedin ve âli Muhammed enna. Orhan Şimşek tüm bunları yaptığında kendinde değildi. Önce teyemmümle ardından nehre girip abdest aldı. Olayın farkına vardığında yakındaki bir karakola gidip teslim oldu. Orhan Şimşek ilk ifadesinde idamla yargılanmak istediğini söyledi. Yaptığı ve yaşadıkları ona zor geliyordu. Cezaevinde 4 defa intihar girişiminde bulundu. Görevlilere "Bırakın, yaşamak istemiyorum" dediği ortaya çıktı. Hapishaneden hastaneye sevk edildi. Bipolar bozukluğu teşhisi konuldu. Allah'ım,
Okuduklarımızı burada yatan tüm ehli imanın ruhuna ve babamızın ruhuna adadık. Sen kabul eyle. Ruhlarını haberdar eyle. Yargılanan Orhan Şimşek'e önce cezai ehliyeti yoktur raporu verildi, ardından ikinci defa adli tıbba sevk edildi. Ankara Adli Tıp İhtisas Kurumu oy çokluğuyla Şimşek'in cezai ehliyetinin bulunduğu yönünde karar aldı. Mayıs 2016'daki duruşmada karar okundu, ünlü oyuncunun tutukluluk halinin devamına hükmedildi. Hayat işte bu kadar acımasız olabiliyordu. Ekranların sevilen bir oyuncusuyken bir anda büyük bir trajedinin hem sebebi hem de mağduru oldu Orhan Şimşek. Babasını katletti, ailesini kaybetti, kariyeri ve hayatı darmadağın oldu. Kaderin bir cilvesi olsa gerek Orhan Şimşek bu olay yüzünden ekranlara veda ederken eski dizileri birçok ülkeye satıldı, izlenme rekorları kırdı. Bu sayede yabancı ülkelerde büyük bir hayran kitlesi oluştu. Çoğu yabancı hayranı başına gelen bu trajik olaydan bir haber sosyal medyada halen onun eski yapımları ve fotoğraflarını paylaşıyorlar. Orhan'dan çevirdiğim bir teşekkür ederim. Orhan Şimşek gerçek hayatta duyabileceğiniz en dramatik hikayelerden birinde oynamak zorunda kaldı. Bu saatten sonra sebep olduğu bazı şeyleri telafi etmesi imkansız. Ancak hayat her şeye rağmen devam ediyor. Belki yeniden sağlığına kavuşur ve kaldığı yerden yoluna devam eder. Amin.